Yılmaz Özdil canlı yayında CHP'nin arşivini açtı. Kılıçdaroğlu'nun 2014'te herkesi şoke eden aday açıklamasını anlattı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil canlı yayında CHP'nin arşivini açtı. Özdil, 2014'teki seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun aday olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükerşen'in açıklanması beklenirken nasıl Ekmeleddin İhsanoğlu'nun duyurduğunu anlattı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, Altılı Masa'nın dağılmasından sonra Sözcü TV'de CHP'nin arşivini açtı. 2014 seçimlerinden bahseden Yılmaz Özdil, CHP parti içinde anket yapıyor. 12 kişilik liste vardı, bu listeyi sordular adayınız kim olsun diye. CHP'nin bütün omurgası, Cumhurbaşkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen olsun, dedi. 2014 seçimlerinde bütün CHP örgütü Yılmaz Büyükerşen'i açıklamasını beklerken Kılıçdaroğlu çıktı, hiçbir şey açıklamadı ve indi. Ertesi sabah çıktı, bizim adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu, dedi diye konuştu. Yılmaz Özdil'in bu konuşması ise dikkat çekti. Özdil'in açıklamaları ise binlerce kişi tarafından izlendi. Diğer yandan Fatih Altaylı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Daha neler göreceğiz, Akşener'in mesajını CHP anlamadı. Fatih Altaylı, İyi Parti lideri Akşener'in Millet İttifakı masasından kopmasını eleştirdi. Üsluba dikkat çeken Fatih Altaylı, Akşener'in ''Hep durduğum yerdeyim'' mesajını CHP'nin anlamadığını savundu. Gazeteci Fatih Altaylı, İyi Parti'nin Millet İttifakı masasından ayrılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Herkes, hepimiz, ben dahil Akşener'in son anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmek zorunda kalacağını düşünüyorduk.'' Oysa Akşener, burada aktardığım son konuşmamızda da, hep durduğum yerdeyim, demişti. Mesajı ben dahi tam olarak anlamamışım. Galiba CHP de anlamamış. Son anda, geri dönüşü olmayan noktaya gelindiğinde Akşener'in pes edeceğini düşünmüş olmalılar. Ama yanıldılar. Akşener kabul etmedi dedi. Meral Akşener'in üslubuna dikkat çeken Fatih Altaylı, masadan kalkış üslubu böyle olmamalıydı ifadesini kullandı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle. Meral Akşener masayı devirdi. Aylardır İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmez diyenler de, Akşener son anda masayı devirecek diyenler de haklı çıktı. Herkes, hepimiz, ben dahil Akşener'in son anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmek zorunda kalacağını düşünüyorduk. Oysa Akşener, burada aktardığım son konuşmamızda da, hep durduğum yerdeyim, demişti. Mesajı ben dahi tam olarak anlamamışım. Galiba CHP de anlamamış. Son anda, geri dönüşü olmayan noktaya gelindiğinde Akşener'in pes edeceğini düşünmüş olmalılar. Ama yanıldılar. Akşener kabul etmedi. Şu anda muhalif seçmenin önemli bir bölümü Akşener'e öfkeli. Dün yemek yedeyim bir masada bulunan 20 kişinin 17'si, 10 kadının onu seçimde Akşener'in partisine oy vereceğini söylüyordu. Akşener'in basın toplantısından sonra ise bu sayı sıfıra inmişti. Özellikle kadınlarda öfke de vardı. Ne yalan söyleyeyim, ben de Meral Hanım'ın yaptığından büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasının da büyük hata olduğunu, masanın devrilmesinde Kemal Bey'in de en az Meral Akşener kadar hatalı olduğunu bilsem de, masanın en önemli mevzuyu son ana bırakmasının hata olduğunu söylemekten aylardır dilimizde tüy de bitmiş olsa herkesin suçladığı Meral Akşener'di. Henüz tarihi açıklanmayan ve hatta kararı bile alınmayan ama 14 Mayıs'ta yapılacağı söylenen seçime 2 aydan biraz fazla zaman kala Akşener'in böyle bir hamle yapması akıl alır gibi olmamasının yanı sıra akıl kârı da değildi. Masadan kalkmasından daha acıtıcı olan ise ayrılış ertesi kullandığı ifadelerdi. Meral Akşener bu hamlesiyle kendini sokağa çıkamayacak hale getirmenin ötesinde partisini de çok ciddi bir sıkıntıya soktu. Biliyoruz ki, Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet deseydi, partinin seçmen tabanından bir bölümünü kaybedecekti. Hayır diyerek seçmen tabanından bir başka bölümü kaybetti. Kendisi açısından en rahatsız edici olanı ise, rakiplerinin öngörülerini haklı çıkarmış algısı oldu. Şimdi herkes İyi Parti, Cumhur İttifakı'na katılır mı, diye soruyor. Böyle bir şey bana göre mümkün değil. İyi Parti, MHP AK Parti yakınlaşmasına tepki olarak ortaya çıkmış bir parti. İktidarın karşısında iken bir anlamı, bir değeri var, iktidar yanaşması olarak hiçbir şey ifade etmez. Not: Altılı Masa'nın dağılması ile oluşan gündemin en acı verici yönü depremzedeleri kısa süreliğine de olsa gündem dışına çıkarmış olması. Muhalefet için paniğe gerek yok, İyi Parti'nin masadan kalkması ile birlikte muhalefet tabanında bir eyvah, yandık algısı oluştu. Ben pek o kanaatte değilim. Ortada bir önceki güne göre çok da değişik bir durum yok. Beşli Masa Kılıçdaroğlu'nu aday gösterir. CHP destekler. Deva destekler. Gelecek destekler. Saadet destekler.
Demokrat destekler. İyi Parti seçmeninin İyi Parti masada kalsa destekleyecek bölümü yine destekler. İyi Parti seçmeninin İyi Parti masada kalıp Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alsa bile, Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyecek bölümü yine desteklemez. Buna karşılık HDP çok daha rahat biçimde destekler. İyi Parti ise milletvekili seçiminde daha rahat hareket eder. Milliyetçi söylemini çok daha rahat bir şekilde tutturur. Bana göre çok da değişen, muhalif seçmeni paniğe sokacak bir gelişme şu an için söz konusu değil. Hatta altılı masanın bir kez daha beceriksizce davranmış olması bile sürpriz sayılmaz. Bu yüzden sakin kalmak en iyisidir. Hele bir seçim kararı alınsın. Bakın daha neler göreceğiz. Kalktı mı atıldı mı? Meral Akşener, masadan kalktığını değil, masadan aşağı itildiğini düşünüyor. Ben elimden geleni yaptım, inancında. Kemal Bey'e kendi ismini destekleyeceğimiz yolunda bir garanti asla vermedim. Hatta bunun tersini nezaket sınırları içinde hissettirdim, anlattım, diyor. Masanın son toplantısında da böyle olmuş. Meral Hanım masaya pek çok anket sonucu ile gelmiş. Altılı masanın Kılıçdaroğlu'ndan çok daha rahat bir biçimde seçimi kazanacak adaylar çıkarabileceğini anlatmış. Bu anketlere güvenmiyorsanız her parti aday olarak düşündüğü isimleri kendi belirleyeceği, kendi güvendiği anket şirketleri aracılığı ile halka sorsun. Bu anketleri bir haftada yaparlar. En güçlü adayın kim olduğu ortaya çıksın. Ona göre karar verelim, demiş. Ancak 5 parti bu talebe şiddetle itiraz etmiş. Ankete falan gerek yok bu saatten sonra. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde mutabıkız, demişler. Biz 5 parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceğiz. İstiyorsanız siz de katılırsınız. Katılmazsanız biz 5 parti olarak Kılıçdaroğlu'nu açıklayacağız, demişler. Meral Akşener bu durumu, ben masadan kalkmadım, masadan aşağı itildim, olarak algılamış, öyle yorumluyor. Her şeyin bittiği inancında değil. Böyle hissetmesine kimse bir şey diyemez. Ama yine de masadan kalkış üslubu böyle olmamalıydı. Perşembe günü teke teke geldiğinde tüm bunları konuşacağız.